bebek süresi çok merak ediliyor. Uzman arkadaşımız Kenan Sofoğlu. Kaç günde bitiyor tedavi süreci? Şimdi tedavi adetinde 3. güne başlıyoruz. İğne kullanma süresi, halk arasında yumurta gelişeceği iğneler dediğimiz süreç genelde 8-10 gün. Bu daha da kısa olabilir, daha da uzun olabilir. Özellikle Ortalama on, yumurta gücü azalmış kişilerde daha az olabiliyor. Çünkü kişide de yüksek FSH oranı olduğu için ama özellikle polikistik overli kadınlarda bu süre daha da uzayabilir. Ama ortalama 8-10 gün diyelim. Sonra işte son iğneyi yaptık halk arasında çatlatma iğnesi denen. Ondan 36 saat sonra yumurtayı topladık. 10-11 Yani 8-10 gün diyelim. 3. gün geldi adetin hasta. Hı. İğnelere başladık. Ortalama 9 diyelim. 8-9. 2 gün sonra yumurtayı topladık. 11. Hı hı. Ee, Gelişen embriyo sayı ve kalitesine bağlı olarak 2-3 veya 5. gün transfer yaptık. En kötü ihtimal... E, 5. gün diyelim Hı -hı. 16. günde yani 16-17 günde özellikle şehir dışından gelen bir kişi için işlem, i̇şlem bitmiş, bitmiş oluyor. oluyor. Peki gebe olup olmadığını kaç 12 gün sonra 12 gün sonra, sonra transferden 12 gün sonra kanda gebelik hormonu bakılıyor. Peki transfer yapıldı. Ondan sonra istirahat etmesi gerekiyor mu? Ne kadar istirahat etmeli? Bu çok sorulan bir e, soru. Genellikle de hastalar kıpırdamadan yatmayı niyet ediyorlar. Özellikle kayınvade çok yakınsa, görümce çok yakınsa ve baskın bir kayınvade görümce ise hastalarımızı böyle yatak hapsine alıyorlar. Gerçekten öyle. Hiç kıpırdıyor. Evet, hatta o, bazen arıyorlar sağdan sola dönebilir miyim? Diye evet, şimdi? evet. Bilimsel çalışmalara göstermiş hı hı. ki vakaları ayırmışlar. Kimi hastaları iki saat yatırmışlar. Klinikte bizim de Hı -hı. uyguladığımız kimi hastaları 4 saat, kimi hastaları 6 saat, kimisini 12, 20. Böyle değişik gruplar Hı -hı. yapmışlar 2 güne kadar. Biliyor musunuz gebelik oranları arasında hiçbir fark yok. Demek ki mutlak yatak istirahatı. 2 saat hele klinikte de... transfer oldu, klinikte yattı. 2 saat aslında yeterli ama... Merdivenlere inerek, yürüyerek inebilir. Yürü gidebilir tabii. Arabaya binebilir. Yani şimdi bu işin bir de psikolojik yönü var. Hı -hı. Ben de zaten o yüzden sırf... Şey olmasın diye çünkü ailelerin de baskısı olduğu için çiftler de bu konuda endişe taşıdığı için ben şunu söylüyorum. Evde bir en fazla iki gün ev istirahatı yapıyorum ama yatak okay. hapsi değil diyorum. Evet. Televizyon seyret, gazete oku. Hı -hı. Bazen oturur pozisyonu daha iyi. Rahim azile, rahim gövdesi arasında açı olduğu için Hı -hı. bazı çalışmalarda oturur pozisyonda gebelik oranı daha yüksek. Yoksa böyle yatağa yatayım Hı -hı. o gerilim filmlerindeki evet. bir ayakları elleri bağlanmış. Öyle bir pozisyon kesinlikle Peki. yanlış öyle bir. Tuvaletin şekli önemli mi? Klozet, alaturka, tuvalet hiç fark yok, eder mi? Hiç ilgisi yok. Duş alabilir mi? Duş alabilir tabii. İlişkiye girebilir mi? Transfer sonrası. Transfer Trans... sonrası kaç gün sonra? Yedir? Transfer sonrası kan sonucu çıkana kadar ilişki önermeyelim. Çünkü rahimde kontraksiyonlar yapabilir. Özellikle ilk, ilk birkaç günde. Çünkü bizim en çekindiğimiz rahimde kasılma, kontraksiyon yani Türkçesi kasılma olmasıdır hı hı. ve transferde de çok dikkatli yaparız. Hı hı. O kateteri çok itinalı şey yaparız rahimin yani iç zarına. Evet, için. çünkü ufacık uyarıyla eee rahimde kasılma olabilir. Çünkü implantasyon o embriyo yuvalanana kadar, endometrium rahim iç tabakasının altına girene kadar rahim kasılmalarıyla hı hı. E, dışarı atılabilir. O yüzden bir de e, Hastanın zaten gebe kalmayacağı vardır. Evet. Aa bak ilişkiye girdik de on, o şeyi de hissetmemek için, yaşamamak için Şu 12. güne kadar olmaması daha iyi. Ee, az önce rahmin kasılmasını istemiyoruz dediniz ya. O zaman belki şeyin de altını çizmek lazım. Gerginlik bu anlamda Tabii. da hiç istemediğimiz Tabii. bir şey. Çünkü gerginlik Oldu mu olacak mı işte hiç kıpırdamadan yatayım aman bir şey olmasın telaşı bu sefer rahmi Yine bütün vücudu ve dolayısıyla rahmi ben, kasarak evet. yuvalanmayı engelliyor. Ben hastalara şey diyorum transferden önce o ilk dakikalarda hasta yattı embriyo hazırlanıyor şu an diyorum şunu düşünün diyorum uzun bir otobüs yolculuğu yaptınız 24 saat süren yorgunluktan ölüyorsunuz. Eve geldiniz. Sıcak bir duş aldınız. Hı -hı. Nasıl yatağa yattığımızda böyle bütün kendini, bedeni bırakırız evet, yatağa. Evet, tüm adelerimizi gevşer, uykuya dalarız. Öyle hissedin diyorum. Evet. Ve o transfer sırasında şunu imajine etmeleri de çok işe yarıyor gibi geliyor bana. Şimdi rahmin gevşek ve bebeğini kabul ediyorsun. Evet. İşte bebeğin sana geliyor ve sen bütün rahmini, kalbini, duygularını ona aç. Yani sevgiyle, aşkla onu kabul et. Tedirginlikle de değil. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgiyle kalın efendim.